Merhaba arkadaşlar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri kanalımızda tekli olarak kasa incelemesi yapmıyorduk. Daha önce tekli olarak birkaç markanın kasasını tanıtmıştık ama biz YouTube kanalımızı ilk açtığımızda arkadaşlar ürün inceleme babında bize ilk dönen markalardan bir tanesi Charcon'du arkadaşlar. Charcon'un birkaç tane kasasını daha önce kanalımızda incelemiştik. Bugün de masamıza misafir olan model Charcon'un TG6M modeli. TG6 yazdığımızda farklı bir model çıkıyor arkadaşlar. Ön tarafı biraz daha farklı bir model çıkıyor. Kasa büyüklüğü olarak buna benziyor ama M modeli büyük olasılıkla Mesh isminden türetilmiş ve ön tarafı Mesh olarak tasarlanmış. Diğer modelde ön tarafı biraz daha cam, fanları da biraz farklı. Charcon TG6M ben videoyu çektiğim an itibariyle en uygun 2099 TL fiyatla internette bulabileceğiniz bir kasa. Mita ATX bir kasa ama iç hacmi gerçekten çok geniş ki buradan buraya 40 cm'e kadar ekran kartı takabiliyorsunuz. Charcon TG6M adreslenebilir bir kasa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön tarafında 3 tane, bir tane de arka kısmında 120 mm fan olmak üzere içerisinde 4 tane 120 mm fanla geliyor. Adreslenebilir RGB'den bahsetmişken arkadaşlar arka kısmında bir tane adreslenebilir RGB modülü bulunuyor. Fanları isterseniz arkadaşlar buradan tepe kısmından değiştirebiliyorsunuz. İçerisinde 20 taneye yakın mod var. Bu modlar bana hiç uzak değil. Arkamda gördüğünüz gibi Charcon'un C300T modelini kullanıyorum. İki kasanın da kullandığı fanlar aynı. Charcon'un kendi üretmiş olduğu fanlar ve modüllerindeki yazılım da aynı. Bundan dolayı ben hiç yabancılık çekmedim. Gördüğünüz gibi farklı animasyonlara sahip bir kasa. Aynı zamanda arkasında bir tane adreslenebilir RGB modülü bulunuyor. Bu RGB modülüne 8 saniye kadar adreslenebilir RGB şeridi, fanı ya da adreslenebilir destekleyen ne istiyorsanız bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle etrafına komple adreslenebilir şerit çekebilirsiniz. İsterseniz tepe kısmına 3 tane ekstra fan alıp adreslenebilir onları bağlayabilirsiniz. Aynı marka olmak zorunda değil. Adreslenebilir RGB olduğu için herhangi bir adreslenebilir RGB fanı alıp aynı modül üzerinde takıp aynı efektleri alabilirsiniz. Farklı fan yapılarından dolayı animasyonları belki farklılık gösterebilir. Bu kasanın içerisinde Charcon bize şeffaf bir fan göndermiş. Şeffaf fan olmasından mütevellit ışığı gerçekten güzel iletiyor diyebilirim. Aynı zamanda bu modülden çıkan bir kablo var arkadaşlar. O kabloyu destekleyen anakartlarda bağladığınız zaman Asus'un AuraSync, MSI Mystic Light, Gigabyte'ın RGB Fusion ve ASRock anakartlarda Polychrome Sync uygulamasıyla istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. İç hacmini görebilmeniz için yan kapağını kapatmadım yansıma yapmasın diye. Fakat yan kapağı temperli camdan oluşuyor. Diğer arka kapağa baktığınız zaman arka kapak metal yapıdan oluşuyor. Soğutma bandına geldiğimiz zaman arkadaşlar kasanın ön tarafı mesh olduğu için hava akışı gayet güzel. Şu anda buradan hem yüzüme doğru egzoz fanı üflüyor hem de iç kısmından gelen havayı böyle yakın temasta hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda tepe kısmına 360 mm 240 mm sıvı soğutucu bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki kısma bağlamak isterseniz de buradaki fanı söküp 120 mm sıvı soğutucu bağlayabilirsiniz. Fanın ışık modlarına baktığımız zaman 20 tane farklı modu bulunuyor arkadaşlar. Bu modları dediğim gibi isterseniz anakartlara bağlayıp değiştirebilirsiniz. İsterseniz de tepe kısmındaki tuşa basarak ışıkları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ön tarafından mesh olmasından mütevellit mesh kapağın arka tarafında bir tane toz filtresi bulunuyor. Aynı zamanda tepe kısmına baktığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi mıknatıslı bir toz filtresi de burada bizi karşılıyor. Bir adet de toz filtresi şu alt kısımda arkadaşlar PCU'nun fanının olduğu bölgede bulunuyor. Buradan hava alıp içeri toz atmasın diye buraya da bir tane toz filtresi konumlandırmışlar. Metal aksamı gayet sağlam bir kasa ki zaten Charcon'un kasalarını ben seviyorum. Şu arkamda gördüğünüz kasanın üstüne ben komple 110 kiloyum. Çıkıp üstüne oturdum. Herhangi bir eğilme bükülme yapmadı. Bunun malzeme kalitesi de gerçekten sağlam. Dediğim gibi ben videoyu çektiğim an itibariyle 2100 TL civarı fiyattan satılıyor. İçerisinde herhangi bir PCU bulunmuyor. Gördüğünüz gibi şu kısımda PCU ve kablo saklama haznesi bulunuyor. Şu alt kısımlarında 2,5 inç depolama bağlayabileceğiniz 2 tane vidalı alan bulunuyor. Aynı alandan arka kısmında da 2 tane bulunuyor. Yani kasaya depolama haznesi olarak bakarsak arkadaşlar 4 tane 2,5 inç, 2 tane de 3,5 inç depolama bağlayabiliyorsunuz. Benim Charcon C300T'de arkamda gördüğünüz gibi ekran kartını dik bağlama girişi bulunuyordu. Bu kasada maalesef ki koymamışlar. Bundan dolayı 1 puan kırdım diyebilirim. İç hacmi bu kadar geniş olan bir kasada ekran kartı dik takma yeri bulunması bence gerekiyor. Kasanın tepe kısmına bakarsak arkadaşlar açma kapama tuşu, reset tuşuna benzer bir tuş ama bu tuştan dediğim gibi ışıkları değiştirebiliyorsunuz. Kasanın üzerinde herhangi bir reset tuşu bulunmuyor. Kulaklık ve mikrofon takacağınız jack girişleri bulunuyor. Aynı zamanda tepe kısmında 2 tane USB 2.0, 2 tane USB 3.0 ekstra ön port olarak konumlandırmışlar. Kasa görsel bakımından gayet zengin. Şu kısmına ve ön kısmına Charcon logosu konumlandırmışlar. Charcon Alman malı zaten. Genelde kaliteli ürünler üreten bir marka. Bu kasayı da ben sevdim arkadaşlar. Kasayı normalde boş inceleyecektim ama hava sirkülasyonunu oyun içerisinde görebilmeniz için kasanın içerisine sistem montajladım. İçerisine bağladığım
kullandığım sistem de Hakkuş Gen3 arkadaşlar. Isı değerlerini oyun içerisinde merak eden arkadaşlar Hakkuş Gen3 videosunu açıp orada Gen3'ün ısılarına bakabilir. Bir de daha sonrasında bu videoda şimdi yapacağım oyun testlerinde ısı değerlerine bakabilirsiniz. Bakalım iki kasa arasında fark olacak mı? Biraz yarış gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Ben Sharkon kalitesine güveniyorum arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızı monitöre bağlayalım. Bir test yapalım bakalım nasıl. Kasa hakkında da yorumlarınızı aşağı kısımda belirtmeyi unutmayın. Hadi bakalım geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sharkon kasamı sisteme bağladım. İçerisinde Hakkuş'un Gen3 sistemi var. Ben şu anda yan tarafta değerleri açtım. God of War oynamışız arkadaşlar. God of War'da ortalama 70 derecelerde, yani 70'in çok üstüne çıkmadan 71, 72 vesaire olmuş oyun içerisinde. Yine aynı ayarlarda, hiç ayarları değiştirmeden sistem olduğu gibi buraya montajladım arkadaşlar. Oyun zaten içerisindeydi. Şimdi isterseniz God of War'da ultra ayarlarda bir değerlere şöyle bir bakalım. Bakalım kasa değişince kaç derece fark edecek. Daha sonrasında da 20 tane ışık moduyla Sharkon kasayı sizlere bırakacağım ve videoyu bitireceğim. Hadi bir bakalım God of War'a. Evet arkadaşlar, God of War'ı açtım. Şu anda gördüğünüz gibi ultra ayarlarda 1920x1080, monitörüm vesaire zaten aynı. Sharkon kasamın içerisine montajladım sistemi. Bakalım şu anda 65 derece. Diğer sistemde de 70 derece civarlarında falan alıyorduk. Ortalama gene bu ayarlarda arkadaşlar. Şuradan bir yukarı bir yer var. Oraya çıkmam gerekiyor da nerede olduğunu bulamadım. Kestiremedim. Ha, şurada bir çatal yer var. Oradan yukarı çıkacağım. Şöyle bir E'ye basalım. Şuradan yukarı mı zıplıyorduk? Evet, yukarı zıpla. Burada şu anda 97 kullanıma 66 derece gibi bir sıcaklık var. Diğer sistemimizde de Warcry kompakt kasamız vardı. Onda da arkadaşlar 71 derece civarlarında falan değişiyordu. Bunda da arkadaşlar, yani kasanın etkisi şu anda 67'lerde falan, %99 kullanıma. 4-5 dereceden ne olacak demeyin arkadaşlar. 4-5 derece de baya bir etkiliyor diyebilirim. Şuradan şöyle bir bakalım. Şu anda 67 derece. Şuradan bir yerden bir aşağı inecektik sanırım. Şurada bir şey vardı. Bunu aşağı atacağız. Şuradan bir aşağı ineceğiz. Burada bayağı bir patlamalı çatlamalı sahneler var arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 64-65, yani şöyle söyleyeyim 5-6 derece 7 derecelik sıcaklıklar sisteminizi bayağı yeri gelir etkileyebilir arkadaşlar. Ondan dolayı kasaya soğutma bakımından notum tam diyebilirim. Şöyle cam kenarına elimi koyduğumda ekran kartının sıcaklığı hiçbir şekilde gelmiyor diyebilirim. Ben Warcry kompakt kasada da böyle kenarlara zaten şey koymuş olurum. Siz arasındaki farkı test etmiş olursunuz. God of War'da kasamızın performansı bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, kasanın performansını ben gayet yeterli buldum. Ortalama 6 derece 7 derece civarlarında. Mesela Warcry kompakt kasa önü kapalı bildiğiniz gibi. Bu kasa mesh 6-7 derece civarında mesh kasanın avantajı var. Oynattı diyebilirim. Eğer kasa hoşunuza gittiyse arkadaşlar altta link bırakacağım. Oradan girip satın alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kasayla alakalı yorumlarınız varsa aşağı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Video fikirleriniz varsa da aynı keza yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi sizi Sharkon kasanın ışıklarıyla birlikte baş başa bırakacağım karanlıkta ve videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Don't play with my heart. Just let me go. Please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. What you love. You joke about my flaws and weaknesses.